Kur'an'ın tamamını anlayarak bir bitirmek lazım. Ya cebimize bir mesaj geliyor. Birçok mesaj geliyor. Önce kime bakıyoruz? En çok önem verdiğimiz mesaja bakıyoruz. Allah 600 sayfalık bir mesaj göndermiş. Hiç mi merak etmedik yahu? Uhud Savaşı'nda çok şehidimiz oluyor. Hepsine ayrı ayrı kabir kazmak mümkün olmuyor. 2-3 tane şehidi bir kabre koymak gerekiyor. Kazıyorlar kabri. Tabii üçünü de koyacaklar ya. Efendimiz soruyor. Bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok biliyordu? Kur'an bilgisi hangisinin fazlaydı? Şuydu ya Resulallah diyorlar. Onu kıbleye yakın yere koyuyor. Merhaba tüm Ekran TV izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ramazan ayı üzerinde biraz konuşacağız, hasbihal edeceğiz yeniden. Geçenki videomuzda biraz değindik ama bugün biraz daha açalım istiyoruz bu programımızda. Ramazan ayı 11 ayın sultanı diyoruz. Halk arasında böyle söyleniyor değil mi? Hakikaten Ramazan ayı 11 ayın sultanı, kralı, padişahı değil mi? Yani en üstünün Ramazan ayı. İyi de neden Ramazan ayı 11 ayın sultanı? Zilkade, Zilhicce'nin ya da ne bileyim Cemaziyel evvel, Cemaziyel ahirin ne eksiği var? Ramazan ayını diğer aylardan üstün yapan, öne çıkaran şey ne? Bununla ilgili biraz konuşalım. Aslında bu sorunun da cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de var. 11 ayın sultanı Ramazan, Ramazan sultan. Öteki aylar ne hocam o zaman? Onlar da teba. Onlara şeyler. Bir sultan varsa bir de halk lazım değil mi? Evet. Onlar da halk. Sanırım Recep Şaban biraz daha Ramazan'a yakın, sultana yakın hikaye değil mi? Recep, Şaban. Şaban daha yakın sanırım. Recep'le evet. Başlıyoruz. Sonra diğer aylarda halk oluyor sanırım. Ama burada 11 ayın sultanı derken sanırım şunu kastediyoruz. Yani en kalitelisi, en üstünü, padişahı ya da ne bileyim en değerlisi diyebiliriz. Neden değerli? Bu sorunun cevabı da Kur'an'da anlatılıyor. Rabbimiz Ramazan ayını tanımlarken nasıl tanımlıyor? Yani Ramazan deyince aklımıza oruç geliyor değil mi? Evet. Hemen oruç tutmak geliyor. Ama Allah-u Teala Ramazan ayını nasıl tanımlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. Kur'an'ı açıyor burada Rabbimiz. Nasıl bir Kur'an bu? Elimizdeki Kur'an kastediliyor. Huden linnâsi ve bînînâtin minel hudâ vel furkân. Hidayetin apaçık beyanlar, belgeler içeren, insanlara yol gösterici, hakla batılı da ayırmalarını sağlayan Kur'an o ayda indirilmiştir. Kur'an'ın özelliği de burada anlatılıyor. Kur'an niye indirilmiş? Bir Furkan'dır ya da baştan alırsak insanlara yol göstersin diye gelmiştir. Yani şu yoldan gidin diye Allah Kur'an göndermiş. O hidayetten beyineler var. Yani bazı açık deliller var, izler, işaretler var. Ve Furkan, hakla batılı, doğru ve yanlışı, iyi ile kötüyü, güzelle çirkini birbirinden ayırt eden Kur'an bu ayda indirilmiştir. Yani Ramazan ayını Allah tanımlarken neyle tanımlıyor? Kur'an'la. Kur'an'a tanımlıyor. Yani şöyle diyebilirdi Rabbimiz, Ramazan ayı kendisinde oruç tutulan ay. Biz böyle anlıyoruz değil mi? Mesela biz Ramazan dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? Oruç. Oruç geliyor. Oysa bu ayete göre ne gelmeli? Kur'an gelmeli. Hani önceki videoda dedik ya, Ramazan ayında oruç aslında bir tür Kur'an'ı karşılamak gibi, böyle söylemiştik. Yani sanki diyoruz ki Rabbim sen emirnameni gönder, yeme de yemeyeceğiz, içme de içmeyeceğiz. Yani senin ne diyorsan, normalde helal kıldığın şeyler içerisinden bile yapmayın dediklerin olursa onları dahi yapmayacağız. Hazırız ya Rabbi diye topluca böyle bir tören aslında Ramazan orucuyla birlikte, oruçla birlikte bir karşılama töreni yapıyoruz. Hepsi Kur'an için. Şimdi Kur'ansız bir Ramazan bu anlamda anlamsız. Rabbimiz dahi Ramazan'ı tanımlarken Kur'an'la tanımlıyor. Bu yüzden Ramazan evet oruç ayıdır ama aslında Ramazan Kur'an ayıdır. Ve bir de neydi? Cebrail aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim 23 yılda indi biliyorsun. Ramazan ayı, her Ramazan ayında peygamberimize geliyormuş. Peygamber aleyhisselatü vesselama birlikte o güne kadar inen ayetleri bir tekrar ediyorlar. Hani hatim dediğim şey var ya, mukabele de buradan geliyor. Yani halk arasında teyzeler Kur'an'ı değil mi? Böyle alıyorlar kucaklarına ya da çocuklar ya da işte amcalar camilerde oluyor. İnsanlar böyle hatmetmeye çalışıyorlar Kur'an'ın tamamını. Aslında bu bir sağlamadır bu Cebrail ile peygamberimizin yaptığı. Birlikte hatmediyorlar. Mukabele yapıyorlar. Bu bir sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cebrail ile birlikte yaptığı bir sünnettir. Ümmete mal olmuştu. Bu çok güzel bunlar. Buna devam etmek lazım. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an tamamını ilk defa ne zaman hatmetmiştir? Soru sordum. Muhtemelen değil mi? Tamamı indikten sonra değil. Evet. Değil mi? Ama mesela 13. yılda örneğin 13 yıl boyunca inen ayetleri tekrar ediyorlardı. İşte 20. yıl, 20 yıl boyunca inen ayetleri tekrar ediyorlardı. Hatta son yıl Cebrail ile Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı iki kez tekrar ediyor. Bundan da Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edeceğini, Kur'an'ın tamamlandığını anlıyor ve ibadette bir artırma gidiyor. Yani ibadetlerini artırdığını görüyoruz. İşte Kur'an ayıdır. Bu ayda aslında Kur'an-ı Kerim okumaya ya da eğer Kur'an öğrenmeyi bilmiyorsa Kur'an öğrenmeye daha çok önem vermek
görmek lazım. Kur'an'la birlikte Ramazan ayı anlamlı bir ay haline gelecektir. Ramazan eşittir Kur'an dedik. Nasıl? Nasıl okuyacağız? Nasıl okuyacağıza gelince bu metinler kutsal metinler. Yani ben oturup... Günde kaç sayfa okumam lazım? Bizde standart şey var halk arasında. Her gün bir cüz okuyarak işte 29-30 günde 30 cüzü okuyup bitirme adeti var. Bu güzel. Yani hoş tamam bunu yapalım. Hafızlar için belki daha uygundur. Ama şöyle bir rivayet var. Sünnete uygun okuma nasıl olmalı? Peygamberimizin az önce bahsettiğimiz sürecinde dikkate alırsak örneğin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İlk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti değil mi indi. Alak suresi 19 ayet. Kalanını biliyor mu peygamberimiz? Bilmiyor. Ne kadarını okuyor? İlk 5'ini okuyor. Yani yenisi geldikçe yenisini okuyor. Yani kendisine indiği kadarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyor, okuyor ve insanlara anlatıyor. Şimdi biz de Kur'an okurken sünnete uygun aslında nasıl okumalıyızla ilgili bir hadis-i şerifi gündeme almalıyız burada. Abdullah İbni Amr İbni As isminde bir genç var. Çok heyecanlı bir genç. Çok ibadet eden bir genç. İslam'ı yaşama konusunda çok titiz. Her gün hatim yapıyor. Abdullah İbni Amr. O zaman da Kur'an tamamı inmiş değil yani. Kafamda çok... deli soru işareti olmuştu. Tabii Kur'an'ın tamamı indiği zaman her gün hatmi çok zor. Evet. Yani bir sayfayı yarım saatte okumuş olduğunu düşünürsek bu mümkün olmayacaktır. Gerçi bazı alimler için işte bir rekatında hatim yapıyordu gibi şeyler söylüyorlar ama bu akla mantığa uygun değil. Çünkü yani en iyi ihtimalle 20 dakikada bir cüzü okursa 30 cüzü kaç dakikada okuyacak? O kadar zaman değil mi? Namaz, diğer namaz geçecek. Bu ayrı bir konu ama Kur'an'ın tamamı inmemiş. Ancak tabii Arap'ta olduğu için Abdullah her gün hatim yapıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenince ne yapacak? Alkışlıyor. O aferin delikanlı bak ne güzel her gün hatim yaptığını öğrendim bravo. Zaten gence de bu yakışır böyle mi yapıyor? Hayır eleştiriyor. Her gün hatim yapma diyor. Ayda bir yapacak. Bak Kur'an'ın tamamı da inmemiş. Daha fazlasını yapabilirim diyor Abdullah. O zaman 20 günde bir yap. Daha fazlasını yapabilirim dedikçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam indiriyor. En son 3 günde. 3 günde bir hatmet diyor. Daha fazlasını yapabilirim. Hayır diyor. 3 günde bir hatmi yapacaksın. Çünkü diyor burası önemli. Kur'an'ı 3 günden daha az zamanda hatmeden onu anlamaz. Buradan yola çıkarsak hemen yorumlayalım. Sünnete uygun hatim nedir? Anlayarak okumak. Anlayarak okumaktır. Çok net yani anlaşılıyor bu. Okuduğumuz Kur'an'ı anlamamız önemli. Fetva verme değil. Sevgili izleyiciler yani her Kur'an okuyan fetva veremez zaten. O ayrı bir ilimdir. Yani herkes bütün ayeti tamamen anlayabilir mi? Anlayamaz. Bunun için bir sürü ilmin gerekiyor. Hakikaten gerekiyor yani. Fetva verebilmek için. Ama anlamak için buna gerek yok. Ne yapacağız o zaman? Bütün Kur'an'ı anlamadan okumak yerine sadece Bakara suresini anlayarak okumak daha sevap. Elbette Kur'an'ın tamamını anlamadan hatmederse bir Müslüman sevap kazanır mı? Evet kazanır. Ne demiştik? Kur'an kutsal bir metindir. Onun okuması da ibadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani buyuruyor ya her harfine 10 sevap var. Hani elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Her harfine sevap var. Ancak sünnete uygun okuma Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Hatta bak çok ilginç bir şey var. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Bakara suresini ne kadar zamanda öğrenmiş? 10 yılda öğrenmiş. Hazreti Ömer 12 yılda öğrenmiş sadece Bakara suresini. Sonunda Allah'a şükür olsun diye bir deve kurban etmiş. Şimdi aklımıza deli sorular geliyor değil mi? Evet. İyi de Hazreti Ömer hafız değil miydi? Hafız olan bir insan nasıl sadece Bakara suresini 12 yılda öğrenmiş oluyor? Bunu sahabilerin kendi sözlerinden anlıyoruz. Diyorlar ki biz 10 ayeti diyorlar. Öğrenirdik, iyice anlardık. Onun helalinin haramını diyor iyice kavrardık. O 10 ayeti hayatımıza geçirirdik, yaşardık. Ondan sonra ikinci 10 ayete geçerdik. Şimdi sahabenin Kur'an öğrenmesi böyle. Ve Hazreti Ömer bak hafız olduğu halde ayrıca böyle bir öğrenme süreci var. Bu arada mesela halk arasında bir şey vardır. Hadi böyle toplumda otururken köylerde efendim bizim köyde de böyle hafız çocuklar vardır, gençler vardır. Hadi kuzum bir aşır oku bakalım da dinleyelim derler. O da diz çöker, onu besmeleyi çeker şöyle hafız. Bir güzel aşır okur. Aşır ne? Aşara 10. Şimdi Secavendi Hazretleri Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler Kur'an-ı Kerim elinize alın bakın. Bazı duraklar vardır böyle. Yani büyük duraklar var ya içinde rakam var. Bazılarının üzerinde böyle ayın işareti vardır. O ayın işaretinin anlamı nedir? Onluk. Aşara. Yani 10-10 bölmüş böyle. Secavendi Hazretleri Allah razı olsun öyle bir düzen getirmiş ki Kur'an-ı Kerim'e. Sonradan biliyorsun bu düzenleme yapılmış. Belki bir programda bunu da konuşuruz. Evet bunu konuşmamız lazım. Konuşmamız hocam. Lazım. Yani Kur'an bu şekilde değil. Peygamberimiz zamanında zaten böyle bir kitap yok. Peygamberimizden sonra bir kitap oluyor. O kitap da böyle değil yani. Hareketli evet. Noktası bile yok. Bunu daha sonraki programa saklayalım isterseniz. Ama Secavendi Hazretleri yıllar sonra düzen geçiriyor Kur'an-ı Kerim'e. Yani şekli olarak ve bazı duraklarda ayın işareti var. Bunu iki türlü yorumluyoruz. Bir rükû ifadesinin ayını olabilir bu. Yani namazdayız ya hani. Rükûya gideceğimiz yer kadar bölüm bölüm ayırmış. Ya da aşaradan bir onluk. Yani konu bütünlüğünü dikkate almış. O kadar güzel yapmış. Böyle inceleyin. Baktığım zaman hakikaten ayın durağından ayın durağına kadar konu değişiyor. İşte aslında sünnette var olan bu şey halk arasında. Hani hadi bir aşır oku ne demek? Bir 10 ayet oku demek aslında. Bir konuyu bir bölüm
günüm oku demek. Kur'an'dan anlat bana. Evet. E şimdi biz çok güzel. Hafızımız okuyor bunu. Diz çöküp okuyor da. Ama ne eksik? Anlama kısmı. Ne dedi ama orada? Ben bir cenazede böyle bir grup ayet okumuş. Cenazede okunur ya genelde. Okuduktan sonra mealini verdim. Daha sonra epey bir zaman geçti. Bir tanesi dedi ki hocam dedi bir cenazede dedi siz şu sureyi okudunuz. Anlamını da verdiniz. Çok etkilendim dedi. Şimdi bu önemli. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye gelmiş. En çok ölülere okuduğumuz sure Yasin suresi. Ben Yasin suresini ezberledik de değil mi? Okurken anlamını öğrenmeye başladım. İşte ilahiyatta biraz Arapça da öğreniyoruz artık. 70. ayete geldim. Şaşırdım kaldım. لِتُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Allah diyor ki orada biz bu Kur'an'ı dirilere indirdik. Dirileri uyarmak için indirdik. En çok ölülere okuduğumuz surede Allah Kur'an'ın dirilere indirildiğini söylüyor. Efendim Kur'an'ı ölülerimize okuduğumuzda işte sevabını bağışladığımızda ulaşır mı ulaşmaz mı? İnşallah ulaşır. Ama şu kesin ki Kur'an dirilere gelmiştir. Dirilerin hayatını düzenlemek için gelmiştir. Ahiret günü biz ne namaz kılacağız, ne oruç tutacağız, ne Kur'an'dan sorumluyuz. Yani bu dünyada bizim için geçerli. Yani dünyada biz bu Kur'an'a göre yaşamak zorundayız. Siz bir kitap yazıyorsunuz. Aslında herkes bir kitap yazıyor. Mesela şöyle söyleyelim. Ben söylesem siz yazsanız. En sonunda bir kitap çıksa ortaya. Bu kitap kimin kitabı? Sizin kitabınız. Benim kitabımdır. Siz ne yaptınız? Sadece... Katipliğini yaptınız. Şimdi aslında herkes bir kitap yazar. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki bu Kur'an diyor kişinin lehine ya da aleyhine delildir. Nasıl delildir? İnsan hayatı boyunca bir kitap yazar. Amel defteri diye ifade ettiğimiz şey budur. Yani kayıtlara her şey alınıyor, yazılıyor. İşte bizim o yazdığımız kitap. Bu kitaba ne kadar uygun olursa o kadar kazanacağız. Uygun olmazsa Allah korusun kaybedeceğiz. Ve Kur'an-ı Kerim aslında diriler yaşasın, hayatını düzenlesin diye gelmiş bir kitaptır. Hatta bir hadis-i şerif var. Ölülerinize Yasin okuyun diye. Bunu bütün alimler ölmek üzereyken şeklinde anlamışlar. Yani sekaret-i mevt dediğimiz ölüm anında bir insana Yasin okunur. Bak adam ölmemiş. Hatta bakın fıkıh kitaplarına adam yaşıyor Yasin okurken vefat etti. Yasin okumak mekruhtur. Kesersin. Kur'an okumazsın artık. Bunun anlamı nedir? Mevdu diye Allah rahmet etsin bunu şöyle yorumluyor. Peygamber Aleyhisselam Yasin Kur'an'ın kalbidir diyor. Şimdi yani Yasin suresinde Kur'an bir tür özeti var. Ölmek üzere olan adama Yasin suresi okuyorsun ki hani kelime-i şehadet getir demek doğru değil. Kendisinin bunu yapması lazım. Ama ne yapıyorsun? Yasin suresi okuyarak ona yeniden inancını hatırlatıyorsun. Ve Mevdu diyor Allah rahmet etsin diyor ki sekaret-i mevt durumunda olan kişi Arap değilse, Arapça bilmiyorsa ona diyor kendi dilinden Yasin okunmalı diyor. Yani anlamalı o adam yani ne okunuyor orada ne söyleniyor. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'le okumaktan maksat nedir? Aslında anlamaktır. Düşünsenize bir insan hangi kitabı anlamadan okur? Böyle bir kitap okumamız var mı bizim? Var. Biz anlamadan okuyoruz Kur'an'ı. Ya Kur'an için böyle mesela Kur'an dışında mesela nedir? Bir kitap ya niye bıraktım kitabı bıraktım niye bıraktım anlamadım. Aslında bütün kitaplar niçin okunur? Anlaşılır. Anlaşılsın diye okunur. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okumuyoruz. Tekrar ediyorum bakın ısrarla söylüyorum. Elbette anlamadan okuduğumuzda da sevap kazanıyoruz ama yani bu Kur'an'ı sünnete uygun olan okuma tarzı anlayarak okumaktır. Yani bütün bu Kur'an'ı anlamadan hatmedeceğinize sadece Bakara suresini bir meal hatta mümkünse bir tefsirden okuyun. Yani Arapçasını okuyun bir sayfa arkasında onun bir mealini ya da mesela Kur'an yolu diye Diyanet'in bir tefsiri var önerebilirim. İşte Tefhimül Kur'an, Fizilalil Kur'an, Elmalı Hamdi yazısı hangisi kulağınıza gidiyorsa herhangi bir tefsiri alıp bir sayfa okudunuz arkasından acaba Rabbim burada ne buyuruyor ya da böyle ayın duraklarını dikkate alarak ayet numaralarından yola çıkarak sadece o kısmın mealini ya da mümkünse tefsirini okuyun. Okumanız çok daha faziletli. Ha Bakara ve Ali İmran yaparsanız daha güzel. Yanına bir tane daha eklerseniz daha güzel. Belki de bu Ramazan ayında biz Kur'an'ın tamamını bu şekilde bitirsek çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Birinci maddeyi nasıl okuyalım sorusunun birinci maddesini anlayarak. Anlayarak demek. Okumalıyız. Bir ne de... kadar okumalıyız kısmında bir tanımlama yapabilir miyiz? Yok gücünüz neye yetiyorsa. Yani şöyle var ya hatmedemedim. Halk arasında böyle bir şey vardı, sükse vardı. Kötü, i̇şte Kur'an'ı 3 kere hatmetti. İşte benim evlat işte Kur'an'ı 5 kere hatmetti. Böyle bir şeyimiz var. Süksemiz var. Peygamberimiz o yüzden sordum dedim ya Peygamberimiz Kur'an tamam ne zaman hatmetmiştir? Vefatına yakın zamanda tamamını hatmetmiştir. Çünkü önceki hayatında Kur'an'ın tamamı gelmemiş. Şimdi burada neden Hazreti Ömer 12 yılda Bakara'yı sadece öğrenmiş? Bu şekilde öğrenmiş. Normalde hafız kendisi Kur'an'ın tamamını ezberebiliyor. Ama gerçekten öğrenme dediğimiz şey başka bir şey. Burada aslında belki de şöyle yapmalı. Mesela bu Ramazan'da ben Bakara'yla Ali İmran'ı
okuyacağım. İkinci sure Fatiha. Bak Fatiha'yı sayacağız tabii. Fatiha, Bakara bu yıl böyle. Seneye ben sadece Bakara'nın mealini okuyup geçeceğim. Tefsiriyle okuyalım mesela. Fatiha, Bakara, Ali İmran'ı ekleyeyim. Bu şekilde devam edebiliriz. Yani her yıl yeni bir sure ekleyerek Kur'an'ın tamamını anlayarak bir bitirmek lazım. Ya cebimize bir mesaj geliyor. Birçok mesaj geliyor. Önce kime bakıyoruz? En çok önem verdiğimiz mesaja bakıyoruz. Allah 600 sayfalık bir mesaj göndermiş. Hiç mi merak etmedik yahu? Ya Allah ne diyor o mesajda ya? Bir aç bir bak ya. Ne söylüyor ya? Burada aslında insanın neye önem verdiğiyle ilgili de bir konu var. Kur'an neden? Bak Ramazan'ı üstün kılan ne? Kur'an'ın o ayda indirilmiş olması. Ramazan'ı diğer aylardan üstün kılıyor. Peki bir gece var. 1000 aydan hayırlı. Hangi gece o? Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kur'an'da Kadir suresi var. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melaike ve ruh. فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ. O gecede Cebrail ve bütün melekler bölük bölük yeryüzüne inerler ve güneş doğuncaya kadar o gece selamettir. هِيَ حَتَّى مَدْلَعَ الْفَجْرِ. Güneş doğuncaya kadar emniyet ve güven vardır o gecede. Kadir gecesini Kadir gecesi yapan nedir? Kur'an. Kur'an o gecede indiği için Kadir gecesi üstündür. Ramazan'ı Ramazan ayı yapan, 11 ayın sultanı yapan Kur'an'dır. Ve bakın, seküler materyalist kafa bunu anlamaz. Bir insanı diğer insanlardan üstün yapan şey yine Kur'an olmalıdır. Uhud Savaşı'nda çok şehidimiz oluyor. 70 tane şehidimiz oluyor. Hepsine ayrı ayrı kabir kazmak mümkün olmuyor. 2-3 tane şehidi bir kabre koymak gerekiyor. Kazıyorlar kabri. Tabii üçünü de koyacaklar ya. Efendimiz soruyor. Bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok biliyordu? Kur'an bilgisi hangisinin fazlaydı? Şuydu ya Resulallah diyorlar. Onu kıbleye yakın yere koyuyor. Allah da ve peygamberi de Kur'an bilgisi üstün olanları üstün tutuyor bakın. Buradaki Kur'an bilgisi kari olarak da ifade edilir. Bu sadece Kur'an'ı ezbere bilmek değil. Hafız kelimesi aslında sadece zihnimizde, hafıza da oradan geliyor ya, zihnimizde korumak değildir. Hafız, gerçek hafız sadece ezberleyen değildir. Kur'an'ın gereklerini hayatında da koruyan. Hayatında muhafaza eden. Tabii. Yaşatan. Hem zihninde hem de hayatında muhafaza edecek. O ezberi bugün CD'ler de yapıyor. Ya da ne bileyim bilgisayar kayıtları da yapıyor değil mi? Aç çalsın yani. Hatasız sana okusun. Elbette bu çok güzel. Orijinal Kur'an'ın korunması adına da çok özel hafızlık sistemi önemli ama gerçek hafız sadece Kur'an'ı ezberleyen değildir. Kur'an'ın gereğine göre hayatını yaşayan kimsedir aynı zamanda. Ve içinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan bir kimseyi Allah Resulü harap olmuş bir eve benzetiyor. Bu nedenle her Ramazan'da bir sureyi anlamıyla, tefsiriyle öğrenmemiz gerekiyor. Bütün Kur'an'ı bu şekilde öğren. Bak fetva vermek ayrı, tekrar söylüyorum. Önemine binaen üzerine basıyorum. Fetva vereceğiz değil ama en azından ne anlatıyor onun anlamını öğrenme çabamız olmalı. Ailemizde düzenli tefsir dersleri yapabiliriz. İşte haftanın belli günleri hiç olmasa bir ayet, birkaç ayetin tefsirini öğrenebiliriz birlikte. İşte Kur'an-ı Kerim'i okumak demek aslında. Anlayarak okumak demek. Ramazan'da tam bunun fırsatı. Bunun yanında mesela Kur'an okumayı bilmeyenler varsa Ramazan ayında öğrenebilirler. Tam da fırsatıdır. Efendim benim aklım almıyor. Yok abi yani şimdi cep telefonunda adam ne yapıyor? 70 yaşında gibi öğreniyor. Öğreniyor. Televizyon kumandasını istediği gibi değil mi? Öğreniyor. Ama Kur'an öğrenmeye gelince aklım almıyor. Gerçekten almıyor olabilir mi? Olabilir. Bu konuda da İslam alimleri 3 grup insandan bahsediyorlar. Birisi muhsin-i mecur diyorlar. Yani muhsin bir insan, ihsan sahibi ve ecir sahibi olan kimse. Kim bu? Yetenekli birisi. Yetenekleri var. İşte aklı, beyni güzel çalışıyor. Oturmuş Kur'an okumayı güzelce öğrenmiş. Nasıl okunacağını da tekniğiyle her şeyiyle güzelce öğrenmiş ve çok güzel Kur'an okuyor. Bu adama muhsin-i mecur diyorlar. Yani bu adam ihsan sahibi bir adamdır ve bunun sevabı çoktur. İkinci kısım mazur. Onlar da özürlü kimseler. Yani oluyor mesela. Ben sık sık örnek veriyorum programlarda. Bizim Şerife teyzemiz vardı. Bir türlü Kur'an'a geçemiyor. Kadın o kadar çabalı, yaşlı. Yaşlandığı zaman insanda bir takım şeyleri de geliyor. Hastalıklar da geliyor. İşte Alzheimer gibi şeyler de iyi yaşıyor. Kadıncağız her seferinde unutuyor. Yeniden harfleri öğreniyorlar. O kadar istiyor ki kadın Kur'an okumayı öğrenmeyi ama bir türlü başaramıyor. Bunun gibi gerçekten istediği halde bunu başaramıyorsa İslam alimleri bunları mazur diyor. Yani bu mazurdu. Bu çabasıyla da sevap elde etmiş olur. Bir de müsiyyetin denilen biri var. Yani günahkar dedikleri kimse var İslam alimlerinin. Adam yetenekli, aklı beyni yerinde. Hatta bir iki dil öğrenmiş adam bilmem üniversite okumuş bilmem ne yapmış. Ama Kur'an okumayı bilmiyor. Çok büyük ayıp.
ve bu adam günahkar. Yani her Müslüman, aklı yerinde olan, yetenek sahibi her insan Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Çok kolay ki arkadaşlar, çok kolay. Harfleri öğreniyorsun. Onların işaretleri var. Onlar ses veriyor ona. E, i, ü, ese, etre, üstün gibi. E, şeddesi, cezimi, belli işaretler var. Onlara göre tutturuyorsun, gidiyorsun yani. O kadar kolay. Bugün programlar da var. İlla bir hocaya gitmene de gerekiyor. Kaldı ki Diyanet'in bu konuda birçok hizmeti de var. Yani Kur'an öğrenmek istersen o kadar çok kurs var ki etrafta. İşte tam da işte Ramazan'da biz eğer Kur'an okumayı bilmiyorsa tam da fırsatıdır. Bu Ramazan'da bunu da öğrenebiliriz. Evet hocam, bir programın daha sonuna geldik. Bu programda Ramazan ayı Kur'an ayıdır demiş olduk ve Kur'an'ı nasıl okumamız gerektiği ile ilgili tatlı bir sohbet olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Kur'an'ı gereği gibi okuyan, öğrenen, gereği gibi yaşayan kullarından eylesin Rabbim hepimizi. Kur'an'a göre bir hayat nasip etsin ve aynı zamanda Kur'an'a göre bir ölüm nasip etsin ve öbür tarafta da yazdığımız kitapla Kur'an'ı böyle şak diye örtüşen bir hayat inşallah nasip etsin. Hepinizin canı cennete, Allah ellerimizi bırakmasın.